Samsun Genç İş Adamları Derneği'nin düzenlediği Nisan ayı iş yemeğine MHP Grup Başkan Vekili ve Samsun Milletvekili Erhan Usta, MHP İl Başkanı Taner Tekin, bölgenin lider haber sitesi olan samsunhaber.com'un imtiyaz sahibi Erdal Şencan, Genel Yayın Yönetmeni ve Samsun Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mehmet Yazıcı konuğu oldu. Öncelikle herkese iyi akşamlar diliyorum. Sizlere samsunhaber.com hakkında kısa bir bilgi vermek istiyorum. Çok fazla da vaktinizi almayacağım bu konuda. 2,5 yıl önce 3 kişilik bir ekiple doğru, dürüst ve hızlı yayıncılığı benimsemiş bir kadro oluşturduk. Tek amacımız buydu. Şu anda 34 kişilik ekibimizle durmadan devam ediyoruz. Günlük ortalama 50 bin tekil ziyaretçi, aylık 4 milyondan fazla sayfa gösterimine sahip olan, Türkiye'de 23. Samsun ve Karadeniz'de 1. sırada olan bir haber sitesiyiz. Son olarak buradan bu akşamı düzenleyen ve bizi buraya davet eden Samgiat Başkanı Savaş Gömeç'e, yönetim kuruluna ve sizlere teşekkür ediyorum. Sevgili samsunhaber.com'un değerli kurucusu, değerli kardeşimiz Erdal Bey, onunla birlikte yayın hayatına devam eden genel yayın yönetmenimiz, sevgili Mehmet Yazıcı abim, Samsun için bir değer, bir kıymet. Ben özellikle her gün Samsun'a farklı katma değerler sağlayan, o varken biz gelmeyelim, gözümüz korktu, biz yapmayalım diye düşünmeden, tam aksine çeşitlilik lazım, gereklilik lazım diyerek yola çıkan, bugün de bizim misafirimiz olan samsunhaber.com'un sevgili Erdal Bey'inizin de bütün ekip arkadaşlarım, Mehmet abi kutluyorum. Yolları açık olsun. Yeni, dinamik, enerjik, daha 2-3 yıllık bir geçmişi olan ama bu kadar kısa zamanda cidden misafirleri de oldum. Stüdyo şartlarını, kurallarını, çalışma arkadaşlarını tanıdım. İnanılmaz başarılar elde edeceklerini şimdiden ediyorlar ve ilerleyen günlerde çok daha önemli başarılar elde edeceklerinden hiçbir şüphem kendi adıma naçizane yok. Başarılı çalışmalarının devamını diliyorum. Allah yollarını açık etsin. Hatta bugün birkaç tane şeyi de tebrik etmek isterim. Neden? Biraz önce sağ olsunlar samsunhaber.com bir davet için bizi davet ettiğinde daha iyi görüşme fırsatı bulduk. İş dünyasından dediler biz de sizlere destek verelim. Bunun rakamsal hasep bir önemi yok. Ha, kürsü korkusunu, mikrofon korkusunu, canlı yayın korkusunu bildiğimiz için bu tür çalışmalarımızda yarı yolda kalmayalım. Ya ben konuşamıyorum mikrofon karşısında. Arkadaşlar hepimiz artık konuşmalıyız da. Kürsü korkularını, salon korkularını yenmeliyiz. Program korkularını yenmeliyiz. İnovatif olabilmek için bunları da başarmamız gerekiyor. Saygıdeğer Grup Başkan Vekilim ve Samsun Milletvekilim, Samgiat Başkanım, sevgili dostum Savaş Gömeç Bey Efendi, samsunhaber.com Genel Yayın Yönetmeni ve çok değerli editörleri ve çok değerli personeli, hepinizi öncelikle saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Çok değerli Samgiat Başkanı Savaş Gömeç Bey ve yönetimi, Milliyetçi Hareket Partisi'nin çok değerli il başkanı ve yönetimi, tabii ki bugün burada aynı zamanda bu organizasyon içerisinde yer alan samsunhaber.com'un çok değerli yöneticileri, temsilcileri ve sevgili iş adamları, öncelikle burada bu güzel akşamda, Samsun'umuzun güzel bir akşamında, tam da mevsiminde sizlerle birlikte olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek isterim. Ben içinizden birisiyim. 60 yıldır yaklaşık ailem ticaretle uğraşıyor. Ailem ticaretle onlar devam ediyorlar. Çocukluğumuzda hep iş yerimizde durduk. Üniversite öğrenciliğimizde, tatillerde geldik, dükkanımızda durduk. Şimdi de küçük çaplı da olsa ailem yine bir işi devam ediyor. Sanayici. Dolayısıyla bu yönüyle hem de tabii meslek hayatım hep ekonomiyle ilgiliydi. Dolayısıyla hiç ekonomiden, iş dünyasından kopmadım.